Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu gavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi'nde 11. sözdeki okumalarımızdayız. Burada 180. sayfa, söz basılı mizampajına göre 180. sayfada kalmış idik. Hatta orayı okumuştuk ya. Şu ileride 181. sayfada kalmış idik diyelim. Ama 180'den de başlayarak 181'den de biraz okuyacağız. Daha sonra da dönüp bu okuduğumuz metinlerin ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Hemen başlayalım ki çabuk bitirelim. Ama en baştaki şeyi de mutlaka bir hatırlamamız lazım. Çünkü 11. sözün büyük amacını o baştaki ayetler ve devamındaki paragraf söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve'l-duhâhâ ve'l-kameri izâ telâhâ ve'n-nehâri izâ cellâhâ ve'l-leyli izâ yağşâhâ ve'ş-semâi vemâ benâhâ والارض وما تحاها والنفس وما سواها الى اخر. Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleriydi. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri kısa bir mealleri şu şekilde: Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, kişiye ve onu intizamla yaratana. Meali bu şekilde verilmiş. Tabi meal kısa bir anlam demektir. Bu ayetlerin barındırdığı manalar çok çok fazlasıdır. Burada daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda böyle bile ilk fark ettiğimiz şu: Cenab-ı Hak böylesi ayetlerde en son sözü insana getirse de baştan beri yaptığı tasvir aslında insanın bulunduğu alemi bize anlatıyor. Ve bizim onundaki duruşumuzu, bulunuşumuzu Cenab-ı Hak büyük resimle beraber okumamızı istiyor. Öyle murat buyuruyor. Böylesi beyanlarda sadece bu surede de yok bu. Pek çok surede yer alan böyle tasvirler var. Cenab-ı Hak bizi birey olarak değil sadece kainat ve birey olarak kendimizi düşünmeye yönlendiriyor. Bunu apaçık görüyoruz. Burada belki buradaki her bir parça insanla alakalı, insandaki intizam, yani insanın işte en son dedi ya, nefse ve onu intizamla yaratana dedi burada. Şimdi insan ve onun intizamı alemin intizamı ile ilgili. Zaten intizam dediğimiz şey intizam içinde intizam oluyor. Şimdi insan farklı bir şey olsa alemden, alemde varlık bulamaz zaten. Bizim alemin intizamına uygun oluşumuz alemdeki varlığımızı devam ettiriyor. Ondan çıktığımız an alemden de çıkarız, varlıktan da çıkarız, ademe düşeriz. O yüzden biz kendi başımıza var olmadık. Bir şey her şeyle birlikte var. Bir şey yaratan her şeyi yaratıyor olması lazım. Her şeyi yaratan her bir şeyi yaratıyor olması lazım. Gibi bağlamlar buradan seziliyor. Bugün kuantum fiziğinde vesaire de mesela işte bugünlerde okuduğum bir kitap var. Michio Kaku'nun Paralel Dünyalar isimli bir eseri. Çok güzel bir kitap aslında, fiziğin artık uğraştığı en temel meseleleri anlatıyor. Ya bilim adamları öyle bir noktaya gelmişler ki aslında her şey birbiriyle bağlantılı, bunu kabul ediyorlar. Bir bağlantı ağının içinde her bir şey. Ve bu bağlantılar sayesinde var olabiliyor. Bu sadece o kanun, bu fizik yasası falan değil. Daha üst düzeyde de maddenin madde olması için bu bağlantıya ihtiyacı var gibi. Cidden enteresan, benim bile burada size tasvir etmekte zorlanacağım. Belki fizik ehli olan birisinin ancak böyle hani avami bir tarzda ifade edebileceği mevzular var artık fizikte. Bağlantılar, ihtimaller, o ihtimallerin gerçek olması için veya işte dalga hareketinin taneciğe dönmesi için şuurlu bir gözlemcinin var olmasının gerekliliği falan filan falan filan. Öyle mevzular var ki arkadaşlar, yani Allah demekten başka çare bulamıyorsunuz. Ben bulamadım açıkçası. Her ne kadar Michio Kaku imanlı bir insan olmasa da. İşte dedi ki alem öyle bir düzen ki
insana göre, insan öyle bir şey ki aleme göre. O onu yansıtıyor, o onu tarif ediyor. Onun içindeki her bir parçanın insanla ilgisi var. İnsanın oradaki her bir parçaya göndermeleri var. Diğer derste söylemiştik, merak diye bir şey var bizde. Bu merak aslında alemle bizim ilgimizin, alemin özeti oluşumuzun, bütün alemle olan bağımızın bizdeki tezahürü. Biz alemin her bir detayını niye merak ediyoruz? Çünkü alemin özetiyiz biz. Aslında o büyük sistem bizde dürülmüş, toplanmış gibi. O dürülmüş, toplanmışlık hissi merakla üzerimizden gitmiyor. Hep hissediyoruz. Bunun bizimle bir ilgisi var. Bunun benimle bir ilgisi var. Bunun benim hayatımla bir bağı olmalı. Evet, insanın gündelik yaşamı çok sıra dışı gözükmüyor ama biz hakikatle de bağımızı bu gündelik yaşam üzerinden kuruyoruz. Cenab-ı Hak öyle takdir etmiş. Bizim şu kadarcık sandığımız, bu kadarcık sandığımız fiiller aslında bizi alemle bağlayan şeyler, bizi marifetullah'la, hakikatin bilgisiyle bağlayan şeyler, rıza-i ilahiye taşıyan şeyler. O yüzden şeriatla mükellefiz. Şeriat, İslam'ın diğer adıdır şeriat, kelami şeriat, kevni şeriatla, yani kainatı düzenleyen yasalarla bağlıdır. Biz kelami şeriata uyduğumuz zaman kevni şeriatla bağlanmış oluruz. Tak, parçalarımız birbirine uymuş olur. Uygun hale geliriz. Büyük resimle küçük resim birbirine uymuş olur yani. O iki şeriatın arasında böyle bir bağ vardır. İlk paragrafta şöyle: ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını ve hilkati insanın muammasını ve hakikati salatın rumuzunu, bak, hikmeti alemin tılsımı bir, bu sözde fark edilecek, fehmedilecek. Hikmet alemin tılsımı ne demek? Yani alem niçin yaratıldı, nice yaratıldı, ne amaçla yaratıldı, neye ulaştırmak istiyor? Bu tür şeyleri anlamak, bu tılsımı çözmek de olacak ya da bu şifreyi öğrenmek de olacak. 11. sözün anlattığı görüşle, bakış açısıyla, yaşam açısıyla, dikkatle, dikkat-i nazarla olabilecek bir şey. Hikmet-i alemin tılsımını ve hılkat-i insanın muammasını, yani alem yaratıldı ama insan niye bunun içinde var edildi? Böyle zeki, böyle akıllı, böyle görüşlü, böyle meraklı, böyle kalpli, duygulu vesaire. Bu kadar da aciz. Niye bu alemin içinde böyle bir varlık var edildi? İmtihan ediliyor, yaşatılıyor. Şu kadarcık sene, bu kadarcık sene, yıldızlara göre belki çok düşük ama bir hikmetle var edildiği anlaşılıyor. Nedir bu hilkati insan, insanın yaratılışındaki muamma? Ve hakikati salatın rumuzunu ve bir de namaz ne iş yapıyor bizde? Namaz, namazın hakikati bizde ne iş yapıyor, neye işaret ediyor? Hep diyoruz, Adem alemle namazından bağlanır. Adem alemle namazından bağlanır. İşte o kelami şeriatla kevni şeriat arasındaki bağ namaz üzerinden kurulur. İnsan namaz kıldığı zaman, Bediüzzaman Hazretleri'nin başka eserlerinde de dikkat çektiği bir şeydir. İbadet eden insan alemin ibadet üzere olduğunu anlamaya başlar. İbadet bizi alemdeki ibadeti, tesbihatı, kulluğu, marifetullah işaretlerini okuyabilir hale getirir. Bir şekilde biz ibadetin bize aşıladığı bakış açısına muhtacız. Frekansa, o frekansa geçmeye, günde 5 vakit mesela namazda frekansımızı tekrar bir aralıkta tutmaya muhtacız. Orada tuttuğumuz zaman alemle doğru bağlantıyı kuruyoruz. Orada tutmadığımız zaman kopup gidiyoruz. Okuyamaz hale geliyoruz. Biz yapmadığımız için onlar da yapmıyor sanıyoruz. Yaptığımız zaman onların da yaptığını anlayabiliyoruz. Böyle bir sır namazda var. Hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen nefsinle beraber şu temsil hikayeciye bak diyor. O temsil hikayeciyi biz okuduk, konuştuk günlerce. Hakikat bahsine de başladık. Ondan da bir ders yaptık. Bugün de devam edeceğiz hakikat bahsine. Yine başından itibaren okuyacağım ama konuşacağımız kısım daha ileride. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatin yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garba gunagun rengarenk çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki 7 kat semavat ve arz ve işlerinde olan her şey
kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir meliki kadir ki, semavat ve arzı 6 günde yaratarak, arş-ı rububiyetinde durup, gece ve gündüzü siyah ve beyaz 2 hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp, kainat sahifesinde ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zihaşmet ve zikudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise 18 bin alemdir ki, her birisi kendine layık bir tarzda tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi-i garibe ise, şu alemde görünen kudret-i ilahiyenin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün tahamlar ise, şu alemde hele yaz mevsiminde, hele barla bahçelerinde, rahmet-i ilahiyenin semerat-ı harikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve matbah ise, burada kalbinde ateş olan arz ve sat-ı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise, şu hakikatte Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilvelerine misaldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise, şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalemi kudrettir ki, Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya aleyhisselam'dır. Ve şakirtleri ise evliya ve asfiyadır. O sarayda hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike aleyhisselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafette davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o 2 fırka ise burada birisi ehli imandır ki kitab-ı kainatın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakim'in şakirtleridir. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayat-ı dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalilin güruhudur. Burada dikkat etsek bazen söz basın bunu yapıyor eserin içinde. Buradaki her bir bahsin bir ayetle bir hadisle bağı var. Mesela şu 6 gün mevzusunun olduğunu biliyoruz. Bazılarını ben seçebiliyorum yani bunlar ayetlerde geçiyordu diye. Ama daha dikkatli bir nazar belki daha ince bağlarını daha çok ayetlerle kurabilir. Burada söylediği hiçbir şeyi Bediüzzaman Hazretleri boşuna söylemiyor. Pekala şu paragrafı bir konuştuk galiba ama ben tam konuştuk konuşmadık emin olamıyorum. Eğer konuşmuşsak şimdi tekrar olacak ama konuşmuyorsak bir daha konuşacağız orayı şimdi. Herhalde bununla bu dersi bitiririz. 182. sayfaya da geçmiş oluruz. O sarayın menzilleri ise, konuşmadığınız kısımdan itibaren baştan alıyorum. O sarayın menzilleri, menzilleri ne demek? Yani durulacak yerleri, kalınacak yerleri, odaları, bölümleri, kısımları, bunların hepsini anlayabiliriz. Burada ne denmiş menzil için? Ev, oda denmiş, evet. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarzla tezyin ve tanzim edilmiştir. Şimdi alem dediğimiz şey İslam'da kendi içinde ayrı bir iç düzeni olan her şeye söylenebiliyor. İnsan da bir alem midir? Evet bir alemdir. Cenab-ı Hak insanlığı ayrı bir alem olarak yaratmıştır varlık içinde. Hatta insanlar içinde her birer ayrı bir alem midir? Evet ayrı bir alemdir. Çünkü onun da kendi içinde ayrı bir düzeni vardır. Ayrı bir aynalığı vardır. Ayrı bir evrendir yani. Kendi içinde ayrı tanımlanmış bir evrendir. Ahmet, mesela ben olan Ahmet. Bende bir kendime ait bir mükemmellik yok ama Cenab-ı Hakk'ın sanatı olmam itibariyle orijinal bir şeyim. Benim tekrarım yok. Ve bende olanlar yepyeni bir alem yansıması. Alem bir ama bende yansımasıyla yepyeni bir şey oluyor. Benim yorumlarımla, benim konuşmalarımla, idrakimle, hatalarımla, sevaplarımla. Cenab-ı Hak benim içimde başka bir resim dokuyor. Ben de onun seyircisi oluyorum. Kendi içimde dokunmuş olan halının da seyircisi oluyorum. Daha bunun gibi sadece bu alem-i şehadetten, bu 4 boyuttan da ibaret değil İslam'da alemler. Bundan başka alemi misal, kabir alemi, cennet, cehennem, ahiret alemleri, daha bunun gibi böyle
ehli tasavvufun, ehli marifetin bildikleri birçok alem var. Bizim bilmediğimiz de daha birçok alem vardır. Varlık sadece bizim şahit olduğumuz kısımdan ibaret değildir. Ama bizim şahit olduğumuz kısmın da burada bir ayrı özelliği vardır. İmtihana tabi tutulmuştur. İmtihana merkez olmuştur. Cenab-ı Hak o açıdan burayı bir ayrıcalıkla, bir keremle donatmıştır. Ama sadece bizden ibaret değildir. Mesela melekler alemi de ayrı bir alemdir, ayrı bir boyuttur. Yine aynı kitaba gönderme yapacağım işte. Mişyak Akun'un Paralel Dünyalar kitabına. Oradaki gibi olmasın, onlar daha farklı düşünüyorlar. Her bir ihtimali bir evren olarak düşünüyorlar ama bence varlığın da çok sayıda katmanı var. Yani biz sebepler dairesinde bizim gördüğümüz kısmı tek maddeliğin tek şekli biliyoruz. Ama maddelikten öte şeylik olarak, varlık olarak kim bilir neler vardır. Mesela koku da bir varlık. İbn Arabi Hazretlerinin bir küçük risaleciği vardı, ismi aklıma gelmiyor. Orada mesela varlık mertebelerinden bahsediyor. Diyor öyle varlıklar var, kokusundan anlıyoruz var olduğunu ama nerede? Havada koku alıyorsun ama cisim yok. Işık diyor parlaklığından anlıyoruz ama tutabiliyor musun? Yok. Dokunabiliyor musun? Yok. Ama var olduğunu anlıyorsun. Daha bunun gibi ısı bir tür varlık ama nerede? Cismi yok. Bunlar da varlık. Hissediyoruz, ölçebiliyoruz, sıkıştırabiliyoruz, üretebiliyoruz onları. Ama bizim varlığımız türünden zahmet oluşturmuyorlar. Nasıl söyleyelim? Bir demirde ısı da olur, elektrik de olur, ışık da ona vurulabilir. Bunlardan hiçbirisi, hani üstad onun şey diyor, vücut nevinde tezahüm yoktur mu diyordu, öyle bir cümlesi vardı. Bütün vücutlar orada bir demirde, bir insanda bulunabiliyor. İçinden geçerken, üstünü aydınlatırken, onu ısıtırken bunların hepsi var. Ama birbirlerine yer zahmeti vermiyorlar. Çünkü farklı boyutta varlıklar bunlar sanki. Aynı mekanda, dört boyutlu alemde aynı mekanda var oluyorlar. Ama aslında birbirlerinin mekanında var değiller onlar. Farklı boyutta varlıklar. Birbirlerine zahmet vermiyorlar. Işık demiyor, ya ısı biraz geri çekil, bana yer kalmadı demiyor. İkisi beraber aynı şekilde sığabiliyor. Veya işte koku başka türlü bir cismani şeyi rahatsız etmiyor. O beden aramıyor kendine, yer aramıyor, sığıyor her yere gibi gibi düşünün. 18 bin alem dediğimizde de işte Cenab-ı Hak bak işte İslam nasıl insanın kafasını fiziksel imkanlara açıyor. İslam'ın hak dini olduğunun ben bir şeyini de buradan hissediyorum. Yani daha şu an modern bilimin yeni yeni girdiği mevzular var. İslam ona bizim zaten kafamızı, hayalimizi hazır hale getirmiş durumda. 18 bin alem şey de bu. 18 bin alemlik çoktan kinaye de olabilir. Daha da fazla olabilir. Ama işte Cenab-ı Hakk'ın çok yaratış şekilleri mevcut. Biz onlardan birisiyiz. Buradayız. Sınanıyoruz. Ama alem alem içinde katman katman üstünde sarılmış olabilir. Hatta Einstein'ın ifadesiyle o ona sarılmıştır, o da ona sarılmış diyor. Farklı boyutları öyle tarif ediyor. Yani ne o onu yutuyor, ne onu yutuyor. İkisi de birbirine sarılmış gibi. Böyle bir boyut şeyi var. Hani şey gibi düşünün, kürenin içindeki katmanlar gibi. O onu sarıyor, o da onu sarıyor aslında. İçeriden bakarsan o onu sarıyor. Dışarıdan bakarsan o onu sarıyor. Bediüzzaman Hazretleri de kalp ile insan arasında ya da arş ile alem arasında bir benzerlik kuruyor bununla ilgili. O onun zarfıdır diyor, bu onun mazrufudur ama diyor tersten baktığınız zaman, ismi batından baktığınız zaman diyor kalp zarftır, insan mazruftur. İsmi zahirden baktığın zaman insan zarftır, kalp mazruftur gibi bir şeyler söylüyordu. Mesnevi'nin Nuriye'de geçiyor bu, şimdi metin aklıma tam gelmedi. Onun gibi yani. Hem birbirimizi sarıyoruz hem birbirimizin içindeyiz gibi bir değişik artık insanın aklının da gitmediği şeyler var. Oh çok konuştum ben burada. Bakalım süremiz ne kadar? 20 dakikamız varmış. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki saray öyle bir saray yani. Oda moda değil bu, ev değil bu. Alem alem. Boyut, evren. Sayamıyoruz öyle bir saray. Alemdir ki her birisine kendine layık bir tarzla tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte söyledik. Isı ışık gibi değil, ışık madde gibi değil,
madde başka bir şey, koku gibi değil. Koku ne diyelim, su gibi değil gibi gibi çoğaltalım. Her birisine kendine layık bir tarzla tezyin süslemiştir ve tanzim edilmiştir, düzenlemiştir. İşte o sarayda mesela, bak yine aklıma geldi. Kuantum fizikçileri şimdi ne diyorlar? Atom altı alemde ayrı bir fizik var. Atom üstü alemde daha ayrı bir fizik var. Orada Newtoncu yasalar geçerli. Burada kuantum yasaları geçerli. Ama diyor Michio Kaku, aradaki o duvarı bulamıyoruz diyor. Yani duvarın sınırını ne sağlıyor bilmiyoruz. Ve bugün bilim adamları şeyi tartışıyorlarmış. Bir virüs kaç yerde birden bulunabilir? Bunun için hangi şartların oluşması lazım? Yani bir canlının bir kaç yerde birde bulunması ihtimalini, kuantum fiziği böyle bir şey gerektiriyor çünkü konuşmayı, tartışıyorlarmış bilim adamları. Belki ileride tayyi mekan gibi mucize şeyler, kerametler veya benzeri peygamber mucizeleri de varsa bilmiyoruz. Fiziğin imkanları açısından anlaşılabilir hale gelecek. Yani bu mümkün diyecekler. Niye? Bir madde bir yerde bulunmak zorunda değil diyecekler mesela. Ki biz zaten bunu biliyoruz. Evliyanın kerametinden ve meleklerin gibi varlıkların, nurani varlıkların fiziksel imkanlara sahip olduğunu, daha aşkın fiziksel imkanlara sahip olduğunu biliyoruz. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudreti ilahiyenin mucizeleridir. Saraydaki, o temsildeki saraydaki garip sanatlar, güzel sanatlar, harika sanatlar, şaşırtıcı sanatlar. Garip her zaman kötü manada kullanılmaz, şaşırtıcı manasında da kullanılır. Şu alemde görünen kudreti ilahiyenin mucizeleridir. Cenab-ı Hakk'ın kainatta mucizelerini biz görüyor muyuz? Her an görüyoruz aslında. Her bir şeyin varlığa çıkışı bir mucize. Yani imkan olarak baktığınızda bunun böyle olması ihtimali kaçta kaçtır diyorsunuz. Bir oran çıkarıyor size matematikçiler. Uçuyor. Ama tam öyle olmuş. Ve tam öyle oluyor. Olmaya da devam ediyor. Ya işte hani kaos teorisi vardır. Bir kelebeğin kanat çırpışıyla dünyada kıyamet kopabilir falan derler. Hakikaten yani kaos teorisi mantıksız değil o anlamda. Bir Allah olmasa alemde, bir düzenleyen, koruyan, hıfzeden Allah olmasa, el-hafiz Allah olmasa, cidden küçük bir değişikliğin alemi ademe düşürmesi mümkündür. Çünkü düzen bozuculuk birbiri peşi sıra devam eder. Mesela işte bir direksiyonu çevirdiğiniz zaman E5'te, şimdi siz bir kendinizin düzenini bozuyorsunuz ama yolun da düzenini bozuyorsunuz. O bozuş kim bilir zincirleme nereye kadar kazaya sebep olabilir? Allahu alem, çok büyük mevzular çıkabilir oradan. Ama kainatta öyle bir şey var ki gitmiyoruz ademe. Birçok kaotik mevzu belki bize görünen kısmıyla oluyor. Şer oluyor, zarar oluyor, patlama çatlama oluyor. Ama evren hep düzenini devam ettiriyor. İsmi Kayyum'un tecellisi olarak Cenab-ı Hak varlığı sürdürüyor. Bunların her birisi bir mucize arkadaşlar. Yalnız böyle sıra dışılıkta değil, sıradanlığın tekrarında da, sıradanlığın düzeninde de biz mucizeyi görmeliyiz. Ya üç kollu adam doğmuş, buna şaşırmayalım sadece. Ya nasıl her gün iki kollu bu kadar çocuk doğuyor, bu kadar sağlıklı, normalde hastalık, düşünün ne kadar hastalık var. Bütün organlarla ilgili olarak düşünün, psikolojisine falan şunu bunu da katın. O kadar şeyin, her bir hastalık bir nasihatçidir, şunu öğretir bize. Benim yolunda gitmemle sen sıhhat sahibi oluyorsun. Dünyada ne kadar hastalık varsa o kadar şeyin yolunda gitmesiyle sıhhat denilen şey oluşuyor. Bak ne kadar şartın kullanması lazım ki sıhhat diye bir şey oluşsun. Bu da bizim bildiğimiz kısmı. Daha bilmediğimiz, belki ileride ortaya çıkacak, daha biyolojik ne rahatsızlıklar olacak. Düşünün bunu. Yani Cenab-ı Hak her an düzeni devam ettirilmesiyle aslında varlığı anlaşılacak bir ilah. Yani ya niye hep böyle oluyor? Niye hep böyle oluyor? Niye hep denk geliyor? Niye çocuklar hep sağlıklı doğuyor? Niye iki gözlü doğuyor? Niye burnu tam yerinde, dudağı yerinde, kulakları yerlerinde, sapasağlam, sağlıklı doğuyor bu çocuklar diye şaşırmamız lazımken, çünkü tesadüfün işi bozmaktır.
Tesadüfün işi dağıtmaktır. Tesadüfün işi yıkmaktır. Eğer tesadüfe verenler için söylüyorum bunu. Yani tesadüfle bu iş böyle olur. Cenab-ı Hak olmasa bu iş nasıl düzenli olacak diye şaşırmamız lazımken biz niye şaşırıyoruz? O düzenden başını çıkarmış olanlara şaşırıyoruz. Bak insanın tam tersinin dönmesi. Ona şaşırılır mı? O zaten işte kanunun delinmesi o. Cenab-ı Hak kanunun delinebildiğini göstermesiyle bizi aslında uyandırıyor. Bak böyle de olabilir diyor. Ama böyle olmuyor diyor. Her köyün bir delisi olur derler. Hani her köyde veya işte küçük yerleşim yerlerinde deliler olur. Niye? Cenab-ı Hak oradakilerin aklın kıymetini anlamasını istiyor çünkü. Deli olmazsa akıllı kendini neye kıyas edecek? Kendinde aklın varlığının ayrı bir şey olduğunu, tersinin de olabileceğini, bir zıt da olmazsa nasıl bilecek? Cenab-ı Hak işte o hastalığı da, her duyudan hastalığı da böyle bir mikyas kılmış. Ve her şey mucize, o düzenin devam etmesiyle mucize. O sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudret-i ilahiyenin mucizeleridir. Şeyde derler futbolda hani herkes ya ayağına denk gelir öyle bir vurur ki o bilmem kaç metreden 90'a top atar. Bir kere başına gelir yani böyle bir şey. Her futbol oynayanın yani bir maçta, bir mahalle maçında, bir halı saha maçında, bir atraksiyon, bir şey, bir denk gelir. Çok enteresan bir golü olur. Ama onu sıkça yapmadığı sürece, bolca yapmadığı sürece ona yıldız futbolcu demezler. Yıldız futbolcu genelde orayı tutturur. Sen nadiren tek tek böyle işte tek tük gelirse ayağına falan tutturursun. Alem hep tutturuyor. Hiç ıskalamıyor. Buna şaşırmamız lazım. Ve o sarayda gördüğün tamlar ise, yemekler ise şu alemde hele yaz mevsiminde, hele barla bahçelerinde rahmeti ilahiyenin semeratı harikalarına işarettir. Üstad Hazretleri bu eseri Barla'da yazdığı için Isparta'nın Barla nahiyesi mi kazası mı artık bu sıralar bilmiyorum. Oradaki bahçelerde yazdığı için onlardaki meyvelere işarettir diyor. Ve oradaki ocak ve matbah ise, yani matbah aslında mutfak, bizim mutfak kelimesi Arapça matbahtan geliyor. Ocak ve matbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve satı arzdır. Cenab-ı Hak kainatın yıldızları nasıl bir ateş topu, bir ışık enerji kaynağı kılmışsa dünyanın da merkezini ve kimi gezegenleri böyle merkezlerinde bir sıcaklıkla yaratmış. O da alttan ısıtıyor. O üstten ısıtıyor, o alttan ısıtıyor. Böylece donmuyoruz. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatte Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin cilvelerine misaldir. Bak, gizli definelerin cevherleri bizi ahirete götürecek, bizi Cenab-ı Hakk'ın bilgisine götürecek, marifetullah'a götürecek. Asıl mülk o. Bunlar araç değil, bunlar amaç. Dünyayı kazanmak değil amaç, asıl Allah'ı öğrenmek amaç. Çünkü sonsuzluk oradan gelecek. Hedefi sonsuz olmayan şeye Müslümanlar razı olmaz. Yani işte ya şöyle bir şehit gavurlar yapmış, hala gavurlara şöyle diyorsun. İyi de onun o yaptığı dünyalık, dünya için. Müslüman için ucu sonsuza bağlanmayan bir şeyin anlamı yok ki. Ucunu nasıl bağlıyoruz? Ucunu Esma-i İlahiye ile bağlıyoruz işte. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların, ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatte Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin, Cenab-ı Hakk'ın kutsi isimlerinin cilvelerine misaldir. Onlarla o hazineler keşfedilir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat, yani sanatlı yaratılmışlar ve mevzun, ölçülü nukuşu kalemi kudrettir ki Cenab-ı Hakk'ın kudret kaleminin ölçülü nakışlarıdır ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Kainatta gördüğümüz o intizam ifade eden, sanat ifade eden, güzellik ifade eden, ölçü ifade eden her ne varsa işaret ettiği şey matematik değil aslında. Matematikten öte fail, o matematiği koyan, onu tarif ediyor onlar. Güzelliği bir matematik kılabilir misiniz? Kılabilirsiniz. Belki bunun bir ölçüsü vardır. Göz işte şu kadar açıda olursa, burun bu açıda olursa, çene bu açıda olursa güzellik diye bir şey oluşuyor diyebilirsiniz. Bir matematik elde edebilirsiniz ama asıl mevzu
o matematiği koyan birisinin olduğunu, onun da güzellikten anladığını bilmektir. Eğer oraya varmadan bunu varıyorsanız, bu noktaya varıyorsanız, işte evinize her sabah çiçek bırakan birisinin bıraktığı çiçeği laboratuvara sokup test edip bu çiçekte şu kadar mineral var, bu kadar vitamin var falan diye tahlil edip ama oraya çiçek bırakanın ne niyette olduğunu sorgulamamış gibi olursunuz. Veya işte kapınıza her gün bal bırakılıyor. Siz de alıyorsunuz o balı, test ediyorsunuz. Aa, bu işte şöyle şeker var, böyle bir şey var. İyi de kardeşim, o balı kim bıraktı sana ya? Ne amaçla bıraktı? Veya bir mektup geldi sana, mektubu açtın, kağıdının kalınlığı böyle dedin, harflerin puntosu böyle, fontu şöyle, işte satır arası böyle falan filan diye girdin mizampaş tasarım işlerine. Onlardan bahsetti durdun ama mektup ne anlatıyor sana? Bunu tahlil ettin mi? Bugün seküler ve bilim ve ilim vesaire bunların yaptıkları, işte o mektubun kağıdını tartmak, ağırlığına bakmak, ölçüsünü, satır aralarını, harflerini, fontlarını falan tahlil etmek. Ama mektup niye gelmiş onu hiç sormamak. Bak, bir sürü şeyini çıkarıyoruz. İşte dünyada olan işlerin analizini yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Laboratuvarlarda tahliller falan filan, belgeseller, yapımlar, onları anlatan şeyler, kitaplar falan vesaire. Tamamı dünyayı dünya içinde anlatıyor. Ama kardeşim, bunlar niçin kondu ya? Bunlarla bize ne anlatılmak isteniyor? Bu hiç sorulmuyor. O yüzden işte bilim kısır, fani, bu dünyada bitiyor işi. Ahirete dair hiçbir umudu yok. İnsanı kendi diyelim gökyüzüne, kendi semasına çıkaran hiçbir tarafı yok. O diyor yani mucizevi şeylerden, üstad diyor, onun diyor mucizevi şeylerden bahsedişi alelekser adidir. Ama Kur'an'ın adi şeylerden bahsedişi alelekser mucizevidir. Yani öyle bir anlatır ki Kur'an sıradan bir şeyi, onun mucize olduğunu anlarsınız. Bilim ise mucize olan bir şeyi öyle bir anlatır ki onu sıradan sanırsınız. O köreltir, bu açar. Evet. Nakışların remizler ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalemi kudrettir ki Kadir-i Zülcelal'in, celal sahibi, kudreti her şeye yeten Allah'ın esmasına delalet ederler. Ve üstad ise, yani temsildeki üstattı bu, Seyyidimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Cenab-ı Hak bizi şefaatine nail eylesin. Avanesi ise Enbiya aleyhisselam'dır. Dostları, arkadaşları, çevresindekiler de diğer peygamberler. Ve şakirtleri ise evliya ve asfiyadır. Talebeleri de evliyalar ve asfiyalardır. Evliya, Allah dostları, veliler, asfiya, iki tarafı da olan, hem ilim tarafı hem kalp tarafı olan kimseler için kullanılıyor. Asfiyanın şeyden ayrımı o. Asfiya evliyadan daha üst diyebiliyorum ben. Evliya, kalbi uyanmış, Cenab-ı Hakk'ın dostluğunu, rızasını kazanmış olan insan. Asfiya, hem o var hem de ilim tarafı var. İki kanatlı gibi. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike aleyhisselama işarettir. Temsildeki işaretler bunlar. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Hayvanlar insanların hizmetkarı, atası, dedesi, babası, ceddi değil yani. Cenab-ı Hak hayvanları insanlara hizmet etsinler diye yaratmış. Hizmetkar önce gelir evi düzeltir, değil mi? Ev sahibi ondan sonra gelir. Mesela saraylarda falan düşünün. Hizmetkarlar her şeyi hazırlıyor. Sarayın sahibi geliyor ondan sonra. İşte odanızı hazırladım, İşte kahvenizi yaptım, sofranız hazır. Ondan sonra oraya evin sahibi geçiyor ya da misafir geçiyor. Onun gibi Cenab-ı Hak hayvanları yaratmış, bizden evvel yaratmış. Bazılarının işte bilmem kaç milyon yıl önce olduğu ortaya çıkıyor. Bu illa ceddimiz, atamız, dedemiz olduğunu gerektirmez. Onların bize hizmetkar olduğunu gösterir. Onlar önce gelmiş, ortam hazırlamışlar. Biz üstüne Cenab-ı Hak yaratmış, koymuş aleme. Taşlar cuk diye yerine oturmuş. Cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Bu iki fırka ise, bak, hakimin hizmetkarları, sarayın sahibinin hizmetkarları, melaike aleyhisselam. Bu elbette Cenab-ı Hakk'ın yardıma ihtiyacı olması anlamında değil. Kainatta onlara bir vazife, tesbihat vazifesi vermesi itibarıyla, bir nezaret,
bir şahitlik vazifesi vermesi itibariyle bizim hizmetkarlarımız hayvanlar. Burada böyle bir ayrım var bak. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde Melaike aleyhisselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insan hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise burada birisi ehli imandır ki kitab-ı kainatın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakim'in şakirtleridir. Oradaki iki grup, iki güruh. Onlardan bahtiyar olanlar, doğruyu yapanlar Kur'an-ı Hakim'in şakirtleri olanlardır, talebesi olanlardır. Elbette Kur'an'dan kastımız her zaman Kur'an ve sünnet de kapsıyor. Biz ehl-i sünnet vel cemaatiz. Kur'an dendiğinde onların ehl-i sünnet vel cemaat olan birisinin Kur'an demesi Kur'an'ı ve sünneti aynı anda kasteder. İkisini beraber bir ayrımla kastetmiyorsa Kur'an dediğinde sünneti de kasteder, sünnet dediğinde Kur'an'ı da kasteder. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayat-ı dünyeviyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalilin güruhudur. Bunu nereden çıkarıyoruz? Yine Kur'an'da geçiyor. Kalpleri vardır, gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, işitmezler gibi. Kalpleri vardır, hissetmezler gibi ifadeler. Yanlış hatırlamıyorsam mealen böyle ifadeler Kur'an ayetlerinin hatta Bakara suresinin başlarında galiba geçiyordu. Böyle ifadeler vardır. Ne diyor bu ifadeler bize? Yani onlar insana layık bir şekilde bu fonksiyonlarını işletmedikleri için hayvan sınıfına dahil oluyorlar artık. Kapasite düşüyor. İnsan, insaniyet seviyesine çıkmadığında hayvaniyete düşüyor. Ama bu demek değil ki hayvandan geliyor. İnsanda meleki yanlar da var, nebati yanlar da var, hayvani yanlar da var. Ama asıl yönelmesi gereken meleki yanlar, inkişaf ettirmesi istenen bu. Ettiremezse hayvanlaşıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, daha fazla ilerlemeyelim. Kafilelerin burada şeyi geçecek şimdi, ayrımı gelecek. Onu bir dahaki derse bırakalım istiyorum ben. İnşallah bir dahaki derste bu kısmı konuşuruz. Daha konuşacaklarımız var. Benim hızımla da zaten bu iş uzar. Bakıyorum şöyle bir, evet bir 8-9 sayfa görüyorum. Söz basın mizampajına göre de olsa. Biz 8-9 sayfa var. Cenab-ı Hak afiyet, ömür verdiği sürece inşallah onun ismi şerifini, marifeti mukaddesesini bu eserler vesilesiyle yapmaya, düşünmeye, çalışmaya, ibadet etmeye çalışacağız. Azımızı çoğalsaysın, hatalarımızı affetsin, Settar ismiyle bizi bağışlasın, Gaffar ismiyle bizi bağışlasın. Ama bu balı da dilimizden eksik etmesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.